alakası bir yere. Kardeşim Türkler bizim insanımız hiç beğenmiyor. Sen anlat, ne anlatıyorsunuz? Ben adam bulamıyorum ya. Fırında Afganlı çalıştırıyoruz, Suriyeli çalışıyoruz. Türkler çalışmıyor kardeşim. Ben şunu fırında pastanede. Sana katkı yapmak için şunu söyleyeyim. Hatta moloza adam bulamıyor. Moloz taşımaya adam bulamıyor. Bu ülkeden çekilse üretim biter ya. Senin geçtiğin internetten, kafelerden, oradan buradan dışarı çıktığı yok ya. Benim çocuğum da içinde. Ben duyuyorum abi sen işte. Abicim derdimiz onlar değil. Kötülemekten dolayı şöyle konuşalım mı? Dur gitsin anasını abi, satayım. Abi şöyle konuşalım mı? Şunlardan bahsediyoruz. Abi adresini ver bak. Zamlardan bahsediyoruz. Tamam zam var. Elektriz, bu dünyanın her yerinde var ama. Avrupa'da doğalgaz bizden kat kat daha fazla. Fırın nerede senin? Senin Avrupa'dan ya. Benim kafeteryam var. Benim büfem var. Kardeş adam bulamıyorsun. Bak burada adam. Afganlı çalıştırıyoruz. Gel göstereyim sana. Ya kardeş bak. Bir gün çalışıyor. Ertesi gün kaçıyor. Yavaş abi yavaş konuşalım. Tane abi sakin bağırma. Ümraniye'de dünürümün fırını var. Bir dakika kardeşim. Bir dakika. Hadi gel adam bul bana götüreyim çalışsın orada. Sor. Bir dakika. Bak de ki adres ver. Buradan da arkadaş yayın yapıyor. Yarın iş bulamıyor çocuklar. Gelsin iş bulsun. Bak, ya çalışmıyorlar diyorum sana diye adres ver. Veriyorum sana işte Ümraniye Çakmak'ta İSKİ'nin orada. Tamam kardeşim. Kaskar fırın var orada. Tamam. Adam bulamıyor adam çalıştırmak için. Şurada dayımın oğlu var. Marmara Kafe. Gel buyur. Bak bakalım adam çalışıyor mu orada? Kaç lira verecek? Kaç lira verecek? 150 lira yomiye veriyor. Ne vereceğiydi daha? Sigortasını yapacak mı? Başka bir şey ister misin? Allah Allah sigortasız olur mu abi? 150 lira yomiye veriyor sana. Açlık varsa sigortasız zaten çalıştırmak ya zaten yasak. Asgari ücret 4200 lira sigorta ver mecburu veriyorsun. Önce bir iş veriyorsun. Ben sigorta veriyor çalışmıyorlar diyorum sana. Çalışmıyor bizimkiler. Şöyle yapalım. Şimdi sağlıklı olacak. Şimdi mantık abi sigortasız adam çalıştırıyorsun bize. Veriyor dedi. Abi yabancılara sigorta vermiyorlar üstelik. Yabancılara diyor. Yabancılara sigorta vermiyorlar. Bir şey söyleyeceğim bir şey. Şimdi burada siyaseti bırakalım. Bir dakika kardeşim çözüm üretelim. Bak sen ne güzel adam bulamıyorsun. Burada aracı olsun arkadaş. Ne güzel adres veriyorsun. Bir dakika kardeşim ya. Her yeri böyle ama ya gözünü seveyim. Abim şöyle sen yapalım mı? Sen şimdi hükümete vuracağız abi, diye bu böyle olmaz. Hükümet zam var mı var? Ben mesela ben sana ya, söyleyeyim. Karıştırma kardeşim. Ya kardeşim bak ben de elektrik zammına, doğalgaz zammına karşıyım. Bağırmadan konuşuyorum. Mesela devamlı mazot çıkıyor. Evet. Benzin çıkıyor. Tamam bunda hemfikiriz. Çıkıyor ama bu sadece bizim ülkemizde değil. Benim Avrupa'da dünyanın her yerinde arkadaşlarım var. Tamam ne güzel. Peki Avrupa'da oralarda da peki, sıkıntı Avrupa'da var. Avrupa'da çalışan 5 yerden maaş alıyor mu? Nasıl Avrupa'da çalış? Almaya. O zaman niye bizde alıyor? Kim alıyor 5 yerden? Maaş alıyor ya. Kim? Almıyor mu? Kim alıyor da? Abicim ya? Kim alıyor 5 yerden maaş? Ya bir burasınıza dolamışsınız 5 yerden maaş alıyor. Kim alıyor? Nereden kim alıyor? Kim alıyor da bana da kim alıyor abi Türk Telekom'u mesela. Türk Telekom'un. Ya efendim? Ben bir yerden maaş alıyorum. 5 yerden maaş nasıl? Abi ya bu ne? Ağzınıza sakız etmişsiniz. Pardon. Kim nereden pardon, beş maaş alıyor? Pardon. Ya? Şöyle yapalım. Yok mu Türkiye'de 5 maaş alan? Ya nereden alıyor? Kimdir? Hemen alacağım. Nereden alıyor ya? Kim maaş alıyor? Kim maaş şöyle veriyor? Yapalım o zaman. Türk Telekom'un yönetim kurulu üyelerinin isimlerine bakalım. Tamam. Gir internete çıkar. Tamam. Bir de kaç yerde çalıştığını. Zaten ben rektörlerden bahsediyorum. Bir bak ya. Onlardan bir dakika rektör maaş almasın mı? Bir yerden rektör, değil. Bir yerden değil ama. Evet. Mesela onun dediği o. Yani rektör oluyor. Ardından dekanlık sonra profesörlük aynı şeyde 3-4 yerden zaten maaş alıyor. Profesör olmadan bahsediyor. Rektör olamaz ki. Hayır ondan bahsetmiyorum. Sinsili usulü. Maaş aldın emin misin? Burada vallahi efendim. Sen gördün mü? Gördün mü efendim? Gözünden gördün mü? Gözümle mi? Heh, gördün mü? Abi zaten ben gözümle ben görme ihtimali maaş alıyorum. Çıkıyor bunu. Sen de gaz yapıyorsun burada. Efendim? Ben diyorum ki 5 yerden maaş alalım. Sen de bunu gaz yapıyorsun burada. Alıyorsan alırsın abi. Bana ne? Ben 5 yerden aldım. Sen burada milletin duygularını sömürerek yapıyorsun. Ben mi duygularını? Evet. Milletin zamların duygularını ben mi sömürüyorum? Zam yok. Bu sistem. Tamam danışmanım. Bir dakika. Öyle ben bir dakika bir dakika öyle yok değil. Bu herkeste var. Bu CHP'ninkilerinde yok mu? Olmasın. Ya da diğer partiler. Olmasın. Tabii kimse ki olmasın. Ama bu sistem olmasın. Türkiye'deki sistem bu. Sistemi mesela CHP milletvekilidir, maaşı vardır. Cumhuriyet İş Bankası'nda olmasın. Üyedir, oradan maaşı vardır. Olmasın. Doğru. Bunlardan bahsetmiyoruz. Olmasın. Ama olmasın. Bu. Tabii olmasın. Kesinlikle. Orada da olmasın, bu tarafta da olmasın. Onda hemfikiriz. Kesinlikle. Şöyle yapalım. Biz güncel konuşuyoruz. Yani tamam, güncelden de tamam. Kastımız bu zamlar, tamam. Artışlar, tamam. Temel gıda olsun, ekmekçisin, ekmek tamam. Fiyatları olsun, en iyi de sen bilirsin aslında. Tamam. Bu maliyetler niye arttı? Ben sana öyle sorayım. Ekmekçi ben sadece şunu söyleyeyim buyur. Sana. Sadece bizde değil ama. Bu tabii. Dünyanın her yerinde arttı. Dünyanın hemfikir miyiz? Enflasyon oranlarını biliyor muyuz? Öyle gidelim daha sonra. Ama bizim Amerika'da ekonomimiz %7. Dünyadaki gibi miydi? Ama dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasında değil miydik? Değiliz.
Amerika'da %7. Bu yıl Amerika'da %7. Amerika'da %7. Avrupa'nın tamamı %5. %1 bile değil. Şöyle, 7 kadar. Şöyle yapalım. Abi, tane tane lütfen bakın. Gözünü seveyim. Bak onları konuşuyoruz tamam. Ama lütfen. Şöyle yapalım. Söz veriyorum. Bak. Tane bak, tane. Ben de söylüyorum bak, size. Tamam abi, Amerika'yı bölüyorsun. Amerika'da bu yıl %7 çıktı. Birbirimize saygı duyacağız mı? Bir saniye. Duyacağız. Hayır, saygı duyalım. Bitirsin. Bitirsin. Sonrasında cevap ver. Bak şimdi biz ekonomi olarak şu an iyi değiliz. Neden değiliz abi? Ben mesela zamlar dedik ki dolar düştü. Zamlar niye düşmüyor? Aynen öyle. Petrol yani benzin ve mazot düşmüyor ki. Ama şöyle de bir diğer şeyler düşsün. Şöyle konuşalım. 18 lirayken benzin aynı petrol varil fiyatları aynıyken biz her gün zam yedik. Benzin 18 lira olmaz. Dolar. Hayır. Özür dilerim. Dolar. Çok özür dilerim. Türkiye'de dolar. Ekonomi olmadan üretmeden tüketirsen sonuç bu olur. Aynen öyle. Hayat bu kadar kolay ya. Siz niye neden üretemiyoruz? Tamam bütün sorun orada. Neden yapamıyoruz? Bütün üretilen fabrikaları satarsan dışa bağlı kalırsan sonuç bu olur. Ya Türkiye'nin kalkınmasının 3 tane madde var kardeşim. 1. Modern tarım. 2. Modern hayvancılık. 3. Turizmi canlandır. Modern turizmi canlandıracaksın. İlk önce elimizdeki sermayeyi katlayacağız. Refaha kavuşacağız. Ondan sonra dünya yarışmaya gideceğiz ya. Ya bir kere elimizdeki sermaye ya köylü kalmadı kardeşim. Peki, neden kalmadı? Köylü. Eskiye gidelim. Üretmiyoruz dedik ya. Bir saniye abim. Bitirsin abi. Ben gidiyorum zaten. Bitirsin hemen size de söyleyeyim. Biz şuna eskiye dönelim. Üretmiyoruz, yapmıyoruz, etmiyoruz dedik değil mi? Allah rahmet etsin Erbakan Hoca ki bu ülkeye ağır sanayi hamlelerini başlattı. Araba tank fabrikasının şeyini o yapmıştı. Doğru. Motorlarını Almanya'daki tankların motorlarını soğukta donma olmaması için hala patent şeyi ona o para ödüyor değil mi? Para alıyorlar. Doğru. Biz bu adama karşı geldik mi? Ya geldik köşeye. Geldik değil mi? Tamam kötü. Ya biz yanlışız. Nasıl isterseniz öyle yönetin. Ama Erbakan Hoca'nın bazı söylemiş olduğu sözler de vardır. Birinci şık birbirimize iletişim kurmayı öğrenmemiz lazım. Başkalarının yaptığı yanlışla biz burada kendimizi birbirimize bağırarak çağırarak. Ürettiğimiz zaman da üreten insanlara da karşı geldik biz. Ama tamam yanlışı düzeltelim abi. Ya düzeltelim diyorum. Edelim abi. Şu anda nelerin olması lazım? Ya üretmiyoruz lazım. Kardeşim. Ben Rize'liyim. Rize'liyim. Bir şey diyebilir miyim? İnek. Pardon abi. Pardon. Oradan götürün tatlıyı. Ben bankacıyım kendim. Bugün dünyanın en güzel ülkesi bizim ülkemiz. Evet. En güzel insanlar bizim insanlarımız. Size ben tek bir soru sorayım. Bunun cevabını verin. Ondan sonra tartışın. Bugün Hollanda Konya kadar bir yer. Doğru. Küçücük bir yer. Ve bu adam yıllık olaraktan ihracatından 135 milyar dolar kazanıyor. Ben ise 12 milyar dolar kazanıyorum bu ülkede. Her tarafım denizle dolu. Her yerim akarsu nehirle dolu. Yemyeşil ovalarım var. Ve benim çiftçim var çalışacak. Ama çalışamıyor. Üretemiyor. Peki, üretim yok. Bir dakika. Hollanda, bir dakika. Hollanda orada, lütfen, biz, orada bizim, ürettiğini mi satıyor? Abicim lütfen ya, dinleyelim. Orada ürettiğini satıyor. Orada yani, ürettiğini satmıyor. Ama başka yerlerde de üretiyor. Başka yerlerde ürettiğini bak, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ne sömürgelerinden ürettiğini sattığı için böyle. Bir bitirmesine müsaade eder misin? Senden ricada yani, Konya kadar değil. Doğru. Bakın doğru söylüyorsunuz. Benim çiftçim niye çalıştırılmıyor? Neden çalışmıyor. Ona yardım yapılmıyor? Çiftçi niye çalışmıyor. Bak. %1'lik devlet payı ona çiftçi, verilmiyor. Bak abicim çiftçi evimizin çalışmıyor. Bahçesini Rize'de evimizin bahçesini Gürcülere toplatıyoruz ya. Çaylar evet. Gürcülere toplatıyoruz. Tamam, adam. Ben de Rizeliyim. Bilmiyorum. Adam kapısındaki çayı toplamıyor ya. Kapısındaki. Bak, bakın ben Malatyalıyım. Malatya kayısıyla geçimini sağlar. Bunun üretimi yani çapası, gübresi, hasatı toplam 2 ay değil. Doğru, bakın 2 ay değil. İşçi bulamıyorlar o mevzu ayrı. 10 ay o çiftçi yatıyor. Mecburen yatmak zorunda değil mi? Zaten? Başka bir iş de yapabilir. Başka bir iş de yapabilir. Toprağını dinlendiriyor. Yani toprağı şu anda bir memurun bir yılda kazandığını bizim çiftçimiz 2 ay çalışıyor. Tamam. Tabii bu hayvancılıkta bu farklı. Siz Hollanda'yı dediniz. Hollanda sömürgelerden alıyor. Şimdi eskiye geldik. Biz abi, modern tarımda bir numaradır Hollanda. Bir saniye. Biz eskiye geldik. Biz üretmiyoruz de, derken efendim yani üretim yoksa hiçbir şey olmaz arkadaşım. Tamam. Eğitim, üretim yoksa bir ülkede istediğin kadar üreş üstüne bir şey koyamazsın. Eğitim, üretim bu ikisi şart. Dolar 18 liraya çıktı. Vov vov yaptı 13'e indi. Millet seviniyor. Ya dolar 8 liraydı. 13 oldu. Bir bunu görünce yok görmüyor. Zamlardan bahsediyoruz. Evet gel abi. Niye zam oluyor? İşte onu soruyoruz. Patatesi soğanı depolarsan, üç karşılık yaparsan zam olur. Patates soğan da değil abi. Elektrik, su, doğal. Bak dinle. Bankadan kredi alıp da. Bak dinle. Bankadan kredi alıp da. Dolara yatırsan. Böyle olur. Günümüzdeki ekonomi kepçeyle verip kazanla almak.
Doları yanlış mıyım? Niye böyle oldu? Yanlış mıyım söyleyin. Bak bankadan kepçeyle verip kazanla almak. Onaylayın ve onaylamayın. Kepçeyle verip kazanla almak. Yanlış mıyım? Doğru. Doğru. Bu değil mi? Elektrik belli, doğalgaz belli. Biz 4 hanelik aileyiz, küçük aileyiz. Yetişemiyorum. Bu nedir ya? Öleyim mi ben? Bu zamları neye bağlıyorsunuz efendim? Bu zamlar her şey öyle. Yani bu dolarla, şeyle, dövizle alakası yok. İlk başlarda dövize endekslemişlerdi bu zamları. Öyle bir şey yok. Sadece büyükler kazanıyor. Benim bildiğim bu. Abi, al gülüm ver gülüm. Geçelim zorlaştı mı? Alım gücümüz düştü. Düştü tabii ya. 3 çocuk. Fakirde birlik olsun. Kardeşim. Tek başıma 3 çocuk eğitiyorum, büyütüyorum ve okuyorlar. Hiçbir hakkımız, ne eğitim desen yok. 19 yaşında oğlum var. Gelecek kaygısı var. Gönderin beni diyor yurt dışına. Bu gelecek kaygısını neden yaşıyor gençler? Neden yaşıyor? Çünkü teknoloji ilerledi. Yani bunun için çok farklı şeyler oluyor. Hani bunları da artık sinirden konuşamıyorum. Heyecan yaptım. Tamam. Heyecan yaptım. 19 yaşında oğlum var. Ben çözüm üretiyorum. Abi. Tabii ki de. Geleceğim. Bir dakika. Önemli olan evet. Çözüm üretmek. Çözüm üretmek. Söylemekle ne olmuyor? Gelen hepsi de aynısını söylüyor. Bu ne ak olsun. Çalışacağız. Hayır. Çalışıyoruz da. Ne alıyoruz? O zaman 4000 para bekleyin. 4000. Hepiniz yatın devletten para bekleyin. Yatın değil abi. Ya. Bence herkes çalışsın. Çalışıyoruz. Eyvallah katılıyorum size. Çalışacaksın. Hemen söz vereceğim. Ne? Tane tane konuşalım daha sağlıklı olur. Çalışacaksın. Ablacığım. Gücünü verdiği kadar çalışacaksın. Ama neye yetiyor? Benim evim kendime ait. Kira. Abim lütfen ya. Kira öder gibi aidat, yakıt, elektrik, su fatura ödüyorum. 4000 lira bana neye yetecek? 4250 liradan. 250 ne demek ya? Ya bir tuvalet kağıdı olmuş 150 TL. Otomatik hesap yap. Ki o kadar bir bilgim de yok. İlkokul mezunuyum. Ama kabul etmiyorum. Bu kepçeyle verip kazanla almak. Nasıl düzelecek peki abla? Nelerin olması lazım? Bu zamlar düşer mi? Ya hepimiz istiyoruz. Zamlar düşmez. Düşmesin de kimse beklemesin. Gittikçe yükseliyor. Çünkü teknoloji ilerledi. Z kuşağı çok farklı düşünüyor. Ben de Z kuşağı taraftarıyım. Sen sokakta yatan kızlar var bak. Evet. Ben gösterebilirim. Sokakta aç açık ediyor. Tecavüze uğruyor. Bak bu sokakta. Kimsesi yok, kimsesi yok. Sen kendi adına konuş. Bak sokakta yatık kızlar var. Tecavüze vuruyor bu kızlarla. Tek başıma. Benim. Öyle diye bir şey yok. Millet aç. Evet ben de onu diyorum işte. Ben de onu diyorum. Ben kime? Aynı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında halk aynı şeyi istiyor. Aynı şeyi istiyor. Yani ötekileştirme diye bir şey yok. Batısı da aynı şey. Yettik tabii. Niye böyle oldu? Bilemem. Biraz da onları başlarımızdakiler düşünsün. Ötekileştiriliyoruz. Halkta hiçbir sorun yok. Ama A olsun, B olsun, C olsun hepsi aynı. Hepsi aynı. Zaten baktığımız zaman muhalefete de bir güvensizlik var. Var tabii. Ya kim söyle? Kılıçdaroğlu çıkıp diyor böyle yapacağım. Hani nerede? Hani nerede? Kılıçdaroğlu diyor yapacağım. Gel yap. Benim kapı komşum ötekileştirdi beni. Ben Adıyamanlıyım. Ne yapayım? Öleyim mi? Ölmem mi lazım? Ne yapmam lazım? Ya doğuluyum diye, Kürtçe biliyorum diye ölmem mi lazım? Aleviyim. Aleviyim. İnkar etmiyorum. Ama öbürü diyor ki sen Alevisin diyor. Sen nesin? Ayrışın. Sen değil misin sen ya? Hepimiz insanız bence. Ayrımcılıktan mı sıkıldın? Sıkıldım, boğuldum, ölüyorum. Allah'ım beni sevdiriyor. Öldüm. İki tane doktora gidiyorum ya. Ne hakları var? Ada seni bekliyor. Dur teyze konuş. Hayır konuş. Hepimiz. Hadi görüş. Ötekileştiriliyoruz. Tek başına bir kadın hayat mücadelesi verirken ben bilmiyorum insanlar nerede? Çoğu insan açlıktan ölüyor. Bu ne demek ya? Açlıkta yok demek. Hiç kimsenin vicdanı yanmıyor mu ya? Bir tek başları. Ya bak. Abla dur. Ablayı kolundan çekti getireyim. Gel sorunu çözelim. Bunlar şimdi bağırarak çağırarak olmaz. Şimdi bak ilk önce niye böyle? Üretmeden tüketen bir toplumuz. Mesela bir köy örnek alalım. Bir köyde 25 tane hane var. 25 tane traktör var. Bir kere burada kaybediyoruz. Niye 25 tane traktör var?
kooperatifleşin, bir traktörle bütün köyün bahçesini kazın, bir de ortak araba alın şehire gitmek için. Bak 24 traktör cebinize kalıyor. Bir kere birinci basamaktan biz düğmeyi yanlış ilikliyoruz. 25 hanenin 25 traktör olacağına bir traktörle 25 hanenin tarlasını kazsak da olmaz. İki tane olsun. Abi ben sana niye güveneyim? Sana niye? Sen beni ben tarlamı niye kazasın? Kooperatif kuruş borçlanmadan traktörümüz iki tane alsak da herkes kazancını cebine koysa. Ben borçlanacağım, sen traktörünü süreceğim tarlanı. Ben sana dedim ya. Benim de 100 dönüm varsa ben de direktör alacağım. Ya bir kardeşim, sürü dövünü alacağım. Hayat matematiktir. Matematik bilmiyorsan sınıfta kalırsın. 250 lira alacağımız asgari ücreti matematik olarak mı harcayacağız? Efendim? 4250 lira alacağımız asgari ücreti matematik hesabı yaparak mı harcayacağız? Elinde ne varsa onun hesabını yapacaksın. Abi, bak, bir dakika. Açlık sınırı şu an 7000'in tamam, üstünde. Kardeşim ben ona itirazım yok. Ben diyorum ki hayat matematiktir. Ama 4250 lira alıp. İyi de sordum sana işte. 4250 lira. Ya olmasın. Dinleyelim abi, bir bitirsin. 5250 olsun, 10.000 olsun. Bu ayrı konu. Tamam, bu hesabı mı yapacağız abi? Bunu yapmayacaksın ama şu anda çaresizsin. 4250 lira alıyorsun. Ama o anda çocuğuna mahcup olmamak için, kimseye mahcup olmamak için onun hesabını yapmak zorundasın. Yapılıyor zaten. Anlamadın. Hesap yapıyoruz ki zaten. Ben yine diyorum bak kardeş, buradan başlayacaksın. Bak arkadaş itiraz ediyor. Bence çok saçma bir fikir. Bak öyle yok. Bak sen rezilim diyorsun değil mi? Biz de rezilim. Sen şimdi çayın o zaman işbirliği yapı imece usulü. 10 gün 15 gün biri toplasın. Senin çayın sonuna 20 güne kalıyor. Değil mi? Yani olmadı ki abi. Olur. Bir dakika şimdi. Bak matematik yine. 10 kişi yerine 20 kişi imece yapacaksın. Senin çayın da kartlaşmıyor.